Bahçeli'nin tavrı durup dururken yapılmış, alınmış bir tavır değil. Çünkü bu MHP için gerçekten riskli bir durum. Bir Atatürk'le sorunu olan parti, Atatürk'ü sorgulayan bir parti görünümü MHP'nin asla istemeyeceği bir şey. Zaten Bahçeli'nin açıklaması da bunu çok tartışmasız bir şekilde gösteriyor. Fakat ortada bir başka realite de var. Cuma günü edilen, hutbede edilen sözler var. Bu tevil yoluyla böyle bir şey Atatürk'ü kastetmemiştir vesaire denilerek geçiştirilebilir mi? Bunu Ali Erbaş, Ahmet Hakan'a yaptığı yazılı açıklamayla yapmaya kalktı ama o açıklamadan Ahmet Hakan başta olmak üzere kimsenin tatmin olduğunu sanmıyorum. Ali Erbaş'ın kendisine de inandırıcı gelmemiştir herhalde. Çünkü orada söylenen yuvarlak lafların hiçbirisi kendisinin Atatürk'ün cumhuriyetini vesaire onun bir kurumunun başında olduğunu, bunu idrak etmiş bir bürokrat olduğunu gösteren bir açıklamada değildi. Tam bir dostlar alışverişte görsün açıklamasıydı. Dolayısıyla Bahçeli'nin bu konuda işinin işte kolay olmadığını söylemek gerekiyor.